Şimdi arkadaşlar dik üçgenler olduğu için alfa, beta, bakın 90, alfa, beta, yine alfa, beta diyebiliriz. Şuraya da xx derim. Böylece tanjant alfa sol tarafta x bölü 4, sağ tarafta tanjant alfa 9 bölü x. Böylece x 6 olmuş oldu arkadaşlar. Bir de soruda orta taban verilmiş. EFKL'nin çevresini buna göre bulabiliriz. Şimdi sonuç itibariyle buraya A dersek, buraya da A dersek 2A neye eşit olacak? A artı 13'e. Bu yüzden A da buradan 13 olur. Zaten X'i demin 6 bulduk. Çevresi 19 çarpı 2'den 38, A şıkkı olur. Köşegenler arkadaşlar birbirini ortalar. Aynı zamanda köşegenler eşittir. Bir de üzerine ECO üçgeni gördüğünüz gibi eşkenar üçgen olduğu için şimdi yeni bir ikizkenar ortaya çıktı. EO ile OD. O zaman onu kenarda tutalım. 26, 26. Z'den dolayı 26. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi 26 yine. Eşkenar üçgen unutmayalım 60. Haliyle 26, 26 daha 52. 52, 180'den çıkarırsak 128 olur. 60 derece olduğu için buraya da 68 kalır DOE'ye. Yeni bir ikizkenar bulduk demiştim. Yani aslında x artı 26 olacak E açısı. 180'den 68 çıkarırsak 112, 2'ye böldüğümüzde 56. Demek ki x buradan 30, direkt 30'muş. C şıkkı. Deltoidin köşegeni bu AC eşit olmayan kenarları arasında kalan bu köşegen arkadaşlar. Bir açıortaydır. Simetri ekseni de diyoruz buna. Şimdi 45 derecede verilmiş bakın 45 45 90 üçgeni. Bu arada açıortay olduğu için aslında burada şöyle bir şey var. A dersek AE'ye, AB'ye A kök 2 dememiz lazım. Kenarların oranı parçaların oranına eşit. İşte olay bu. Dolayısıyla A'lar gider. İçler dışlardan x 3 kök 12 olur. Kök 12 2 kök 3 olduğundan 6 kök 3 oldu E şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada katlama yapıldığı için bazı sorularda diyorum ki hatta çoğu soruda katlanmış şekli eski haline bir getirelim mevzuyu görmek için. Katladığımızda uzunluk değişmez. Burada AD, D, AD üstüne eşittir. Zaten kare olduğu için bunlar birbirine eşit. Bakın şimdi burada bir noktadan çıkan 3 tane doğru birbirine eşitse burada bir çember vardır. Yani şöyle B, E, D'den geçen bir çember ve merkezi 90 derece. O zaman arkadaşlar şöyle karşı yay merkez açıdan dolayı 90 derece olur. Tamamını böyle gösterirsek de geriye 270 derece kalacağı için hangi açı 135 derece olacak? Şurada gördüğünüz gibi 270'i gören şu ED üssü B açısı. Şuranın tamamı 135 oldu. Hocam ben bunu buradan görmek zorunda mıyım diyenler için bir deneyelim bakalım. Çembersiz oluyor mu arkadaşlar? Onu da görmeye çalışalım. Sonuç olarak o da lazım bize. Bakın şimdi burada şöyle birleştirirsek şuraya alfa, buraya alfa dersek ikizkenar üçgen sonuçta DA ile D üssü A birbirine eşit. Yine buraya beta dersek bakın burası da 90 derece. O zaman 2 alfa artı 2 beta artı 90. Dörtgenin iç açılar toplamından dolayı 360 derece DD üssü AB üçgeninde alfa artı beta yine 135 oluyor. Burayı 135 gördük. Bir de DE EC'ye eşit katlamadan dolayı ED üssü de DE'ye eşittir. O zaman burada muhteşem üçlü oldu. 90 derece geldi. Alfa artı betayı siliyorum. Burayı 135 bulmuştuk. Şu açıların tamamı 360 derece olmalı. 135, 90 ve x toplamda 270 olduğu için 360 olduğu için pardon. Buradan da 270 yine 135 kalmış oldu D şıkkı. Şimdi bir kere arkadaşlar burada x verilmiş. Karenin diğer kenarları da birbirine eşit y. Buralarda 3 dediğimiz zaman o zaman bakın Pisagor'dan EB kenarıyla buradaki FB kenarı eşit olacak. Haliyle burada bir de bize alan ABCD'nin 3'te 1'i demiş BFDE. BFDE'yi şöyle 2'ye böleriz. Çünkü deltoid olur burası. Direkt buraya S yazabiliriz.
Hatta kesirlerle uğraşmayalım. 2S, 2S diyelim. Buna göre arkadaşlar o zaman deltoidin alanı BFDE 4S ise karenin alanı da 12S yapacak. Tabii ki diğer yarısının da ne olması lazım? 2S burası, 4S burası, yine 2S, 4S. Toplamda gerçekten 12S oldu. 2S ise 4S ise alanlar oranı, tabanlar oranı bakın x 2S, 2x 4S. 3x eşittir 3'ten x'i 1 bulduk. Aslında bir alan sorusu çıktı. D şıkkı. Kök 2'ye 3 kök 2 verilmiş arkadaşlar. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Klasik ezber bir eşlik modelimiz var. Burada şöyle yaptığımız zaman bakın. Şunları birleştirdiğimizde, böyle birleştirdiğimizde şu üçgenle şu üçgen eş üçgende. Burada da aynı şekilde birleştiriyorum. Alfa, beta, alfa, beta diyorum arkadaşlar. Buna göre o zaman şimdi alfanın karşısı soruda kök 2 verilmiş. Şöyle bir T dersem yine kök 2 olacak. Şöyle düzelteyim. Kök 2. Sonra ET'ye 2 kök 2 kaldı. Beta'nın karşısı 3 kök 2 olduğundan yine TC kenarı da 3 kök 2 olur. Pisagor 8 artı 18 eşittir x kare 26 x kök 26 C şıkkı. Kenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. Onu bir yerleştirelim. 6, 8, 10 üçgeni. Bu arada 90'lar birazcık olunca alfa beta 90 yapmak lazım. Bakın EFA üçgeni ve şuraya O demiş zaten. O, A, B üçgeni benzer üçgenler. 90'ın karşısı birinde 10 arkadaşlar, diğerinde 15. Benzerlik oranı o zaman 2 bölü 3. Bundan dolayı beta'nın karşısına 8 gelmiş. Beta'nın karşısına da OA gelmiş. Böylece OA buradan 10, 2 bölü 3 olması için 12 olacak. Haliyle AO 12 ise köşegenler birbirini ortalar. Yine OC'de 12 olur. A şıkkı. 45-45-90'ı görsek iş bitiyor aslında. Bakın şimdi. Şu AH arkadaşlar bir kere zaten karenin hep köşegeninden geçiyor ya. Ben kesirlerle uğraşmamak için buraya 2 diyeceğim. Buraya 2. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Burası da karenin köşegeninden geçiyor. Buraya da 2 diyelim. Karenin köşegenleri dik kesişir ve birbirini ortalar. Bu yüzden aslında şu ufak parçalarda 1-1 olacak. Bu yüzden AH 5 birim, HV'de 3 birim olur. Haliyle cevabımız E şıkkı olur. Evet birim kare ama ben kesirlerle uğraşmayayım, köklerle uğraşmayayım diye kendim sayı verdim orada. Kenarlarda yani kare dikdörtgen eşkenar dörtgende arkadaşlar şu üçgenin paralel kenarın yarısı olduğunu görmek önemli. Burada da yine buradan yürüyeceğiz aslında. Bir de SSS deyip sonra 3S bölü 2 yapmamak için ben 2S yazacağım. Bakın buraya 2S yazıyorum. Buraya 2S yazıyorum. Şu yeşil bölgede 2S olacak. Ancak burada bakın bu üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısı. Ben toplam dikdörtgenin alanını 6S dedim. O zaman yarısı ne olur? 3S yani buraya S kalır. Bu yüzden de ECB de S olur. Şimdi bakın. Alanlar oranı tabanlar oranı ya. Burası S, burası 2S. Zaten bir kenarları bunların 18. Demek ki şöyle ne olacak? Burası 24 olacak arkadaşlar. EC'nin 2 katı olması lazım ki alan oranı da 2 olsun. Sonra yine temel alan orantısından böyle alanlar oranı tabanlar oranı X'e 2S, X bölü 2'ye S dedim. 18, 24 ne yapar? 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı 30 oldu. 3x bölü 2 eşittir 30, x eşittir 20, cevap B şıkkı. Eşit alanlı dediği için şunu söyleyebiliriz bakın. Burada bu tabanlar aynı. O zaman şöyle bir durum var. Şimdi buraya AA desek, buraya BB desek, C desek. 2A çarpı C, A çarpı B'ye eşit olacak. O zaman buradan 2C eşittir B olur. Buraya bakın hemen 2C, böyle 2C yazarım. Sonra yine C, 2C, 3C oldu. 3C çarpı X desem bu dikdörtgenin alanına öbürüne de 2AC demiş olurum. Haliyle X de buradan arkadaşlar C'ler gitti. O da 3, 2A bölü 3 oldu. Şimdi artık kare kısmına geçebiliriz. Sonuç olarak A, A burası. Toplamda 2A artı 2A bölü 3 eşit oldu 3C'ye. Payda eşitlersek 6, 8A bölü 3 eşittir 3C'den A bölü C arkadaşlar 9 bölü 8 oldu. Bizden nereyi istiyor peki? DE'nin
Yani 2a bölü 3'ün a f'ye oranı yani c'ye oranını istiyor. O zaman a bölü c 9 bölü 8 ise burayı hemen 2 bölü 3 ile çarparım. Böylece 2 bölü 3 ile çarpınca da yan tarafı da 2 bölü 3 ile çarparım. Haliyle 2a bölü 3 bölü c istediği oran sadeleşti bunlar 3 oldu. Sadeleşti 4 oldu. 3 bölü 4 geldi. A şıkkı. AF, EF'nin iki katı denmiş. Bakın şimdi buraya 2A dersek burası da A. Şöyle birleştiriyorum. Burası 45 derece. Şimdi açıortay kenarların oranı açıortayda da parçaların oranına eşitti. 3 kök 6 demek ki arkadaşlar burası da o zaman 6 kök 6 olacak. Önce şu CF açıortayından dolayı. Artık köşegen kenarın kök 2 katı bu yüzden 6 kök 3 olur. Karesini alırsak bunun 108 olacak 6 kök 3'ün karesi. B şıkkı cevap.